Sümrük, canın her istediğinde çıkıp gelemezsin oraya, haberin olsun. Aslında çok kolay oldu. Kapıdan girdim, şöyle şurayı yürüdüm, geldim oturdum. Ne istiyorsun? Azra konağa dönmüş, hayırlı olsun. Sır değil ki zaten bu, konuştuk ya seninle. Babaannem için geri döndü, benim için değil. Düşüneceğiz, merak etme. Sana inanıyorum. Azra'ya olan sevgine de inanıyorum. Zaten bu noktadan sonra Azra'yı daha fazla üzmezsin, değil mi? Sumru bak, gördüğün gibi işlerim var. Söyleyeceklerim bittiyse artık. Bitmedi. Bir sorun var. Cenk'cim, biz niye dost olamıyoruz? Şaka. Şaka yaptım. Zaten var ya, Azra sana hayatta geri dönmez bundan sonra. Ama ben yine de işi resmiyete dökmek istedim. Bakalım burada ne var? Alsana. Peki ben okuyayım. Kafe işletme sözleşmesi. İş bu sözleşme şirketle catering arasında olup başarı vırı 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 vırı. Efendime söyleyeyim, vır 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 en sevdiğim bölüm. Taraflar. Davros Otelleri yetkilisi ve sahibi Barış Yaman. Sumru Güneş. Davros Otelleri ile çalışmaya başladım Barış Yaman'la. Yani Azra'ya çok yakınım. Hemen altındayım. Nasıl oldu peki bu? Bilmem. Dünya küçük diyelim. Ya da bu hayatta hep çok şanslı oldum diyelim. İkisi de olur yani. Hepsini söyleyebiliriz. Azra'ya sen ne kadar yakınsan ben de o kadar yakınım. Bir adım gerisindeyim. Haberin olsun. Benim için önemli şeyler değil bunlar. Olmasın da zaten. Azra'nın keyfi yerinde. Sırtını dayamış güçlü adama, Barış Yaman'a. Daha ne? Yerin dolmuş bile. Merak etme yani sen. Ben artık kaçıyorum. İzninle. Arada kafeye doğrasana. Hı? Görüşürüz.